Tekrardan herkese merhaba. Ben Selma. Ben Taha. Ben Bilge Su. Uzun bir aradan sonra yeni sezonu merhaba yayını çekiyoruz bugün üçümüz bir arada. Evet, görüşmeyeli de çok olmuştuk. Evet, biz de kendi aramızda bir 9 aydır görüşmüyoruz galiba. Evet ya, 9 ay. Seninle de oldu Bilge Su. Çok oldu. Evet, en son bir oyunda birlikteydik. Aynen. Oyunda birlikteydik. Sonra podcast süreci devam etti. Şimdi de yeni heyecan. 5. sezona gidiyoruz. Evet, dile kolay. 5 yıl. Çok hızlı geçmemişim yani. 5 deyince kulağıma inanılmaz çok geldi şu an. Benim için 4 ama ya. Evet. Sizin için dolu dolu 5. 4 de gayet yüksek. Şöyle, sen geldiğinden sonra o kadar hızlı gitti ki aslında sen ilk sezon sonunda vardın sen. Evet, kapanışı yaptım. Sen vardın. Sen 5 sezon varsın. Biz de 5. Kenarından da olsa. Evet. Evet, dolu dolu yıllar ama düşününce evet. Yani şöyle bir geçmişe baktığımızda konuştuğumuz insanlar, dinlediğimiz hikayeler çok kıymetliydi hepsi. Bence de öyle ve ben şeye çok şaşırdım. En son konuk, kaç konuk olduğunu biliyor musunuz? Sert Demir kaçıncı? İşte bize her yer Trabzon desem. Evet, şu an 61 wow. Konuk oldu. Süper. Wow. Ya, ben şunu düşünüyorum. Şimdi 61 kişi, hani şimdi sayılar artık küçülmeye başladı. 1 milyon deyince bazen anlamsız geliyor. Ama 60 kişiyi yan yana koyup bu kadar insanla konuştuk diyerek düşündüğümde İnanılmaz bir şey. Ve tesadüf insanlar değil yani, hepsi tiyatro faydasında buluşuyor. Evet. Tamam, farklı yerlerde hizmet eden, belki tiyatro için ama emek harcayan, yine de tiyatro faydasında buluşan, gerçekten bambaşka evet. Hikayeleri olan, bence dinleyiciye de hani iyi gelen evet. Güzel insanlar. Ve çok farklı hikayeler. Evet. Şaşırtıcı hikayeler de var. Evet, bakalım yeni sezon neler getirecek. Evet. Mesela bu sezon muhtemelen 100. konuğu göremeyeceğiz. Çünkü 39 konuk çok fazla. Evet. Ama sayılarla derdimiz evet. Yok. Olsun. Sayılar değil kaygılandığımız şey. Evet. İçerik dolu dolu olsun. Aynen. Bakalım, hayat izin verirse. Hepimizin gündemleri farklı şu an çünkü yeni dönemde hani iş kontekstleri, evet. İşte hayat koşturmacaları vesaire. Ama yine elimizden geleni yapacağız bence. Gönülden zaten bu işin içinde olduğumuz için bence vakit buluruz. Buluruz. Bence buluruz. Hatta pandemiden itibaren artık internetten çekiyoruz ya, ben aslında podcast çekebileceğimi düşünmediğim, yani nasıl bir araya geleceğiz diye düşündüğüm insanlara yazıp podcast yapabiliyor olduğumuzu gördüğümde biraz daha gelişti olay ve Ankara dışındayız artık. O bizi çok evet. Rahatlattı. Kesinlikle. Özgürleştirdi aslında. Aynen, aynen. Evet. Aslında pandeminin bu anlamda bize bir faydası oldu diyebiliriz. Yani çok fazla alıp götürdü, o ayrı ama bizim daha dijitalleşmemiz, işte sınırları biraz kendi bağlamımıza genişletmemiz evet. için bir faydası fırsat oldu. Aynen. İstanbul'u Ankara'ya getirdi. Kesinlikle. Aynen öyle. Bakın yeni sezonda neler olacak. Biz ümitliyiz. Güzel oyunlar var gibi Ankara'da da şimdiden takvime baktığımız kadarıyla. Umarım gideriz, umarım keyifle izleriz, umarım keyifle de paylaşırız dinleyicilerle. Şöyle bir şey fark ettim. Pandemiden sonra, ya pandemide hala pandemideyiz ama ilk defa bu kadar yoğun bir sezon başlangıcı. Ben Ekim'de bu kadar oyun ve özellikle Kültür Yolu Festivali'nin de etkisi var. Evet, evet. Yani bu kadar salonda tiyatro olduğunu çok görmemiştim var, uzun zamandır. Çok aynen. Var bu sene ve böyle uzun süre bir hasretin sonrası galiba evet, bu şey. Evet. Hani o evet. Biriktirilmiş duygular bir an önce fırsatını bulmaya evet. Çalışıyor. O yüzden ben de takvimden memnunum, yani içeriye bakınca röportörlerin azından. Dolu dolu gözüküyor. Mesela ben şeyi gördüm de heyecanlandım. Oda tiyatrosu. Orada da oyun var. O işte küçük olduğu için ve havalandırma sorunu evet. Deliyleydi galiba. Aynen. Esat Bey söylemişti. Şey de açılmış. Yukarıdaki Elif Kahve Sevengi Kütüphanesi de açılmış. Geçenlerde aradım ben de onu da öğrendim. Ayşe'yi izlemek isteyenler için güzel bir evet. Fırsat bence. İlmeyenlere durdurulur. Evet. Biz bugün böyle kısa bir yayın yapalım. Merhaba diyelim. Yeni sezon için biz buradayız diyelim istedik. O yüzden aynen. Ekim'de görüşmek üzere diyoruz. Evet. Sezonda yeni konuklarla. Evet. Çok umarım keyifli geçer bu sezonda. Bol bol insan ağırlarız. Evet. O halde görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Görüşürüz.